Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Dealer's Life 2 ikinci el alım satım simülatörüne kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Geçtiğimiz bölümlerde sevgili dostlar yeni ürünler almış ve bu ürünleri hemen işlemeye başlamıştık. En son bölgeye geçiş yapmayı başardık biliyorsunuz. Bununla beraber bir tane analiz uzmanıyla, bir beyin yıkayıcıyla, iki beyin yıkayıcıyla. Niye benim iki beyin yıkayıcım var ya? İki bilirkişi, iki tamirci, iki de beyin yıkayıcı varmış. Bir analiste bir de şanslı kişi almışım. Ya normalde ben dolandırıcılığa çok meyil ediyorum da. Dolandırıcılığa da o kadar meyil etmemek lazım sanki. 60 milyon verir misin hanımefendi buna? Ya malum kapının önünde polis koruması var. O polis korumasını kaybetmeyelim. Şimdi dostlar normalde ben geçen bölümde final yapmaya karar vermiştim. Ama bu kararımdan döndüm efendim. Yoğun istekler sonrası dedim ki evet, bu oyun seviliyor, bu oyun izleniyor ve bence devam etmeliyiz. Bence o 5 milyon dolar parayı kazanıp, 5 milyar dolar artık her neyse, bu dükkanı olabilecek en iyi seviyeye getirmeliyiz dedim. Çünkü bu seri bunu hak ediyor efendim. Hemen şunu 1 milyona alalım. 1.2 milyon olur. Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Mitsal durumda 5.1. Seni de alırım, seni de alırım. 3,5 milyona alırım. 3,5 milyon. Bak 3,450 olur. 3,800 son diyor. Okey. Alırız abi. Şey olmayanlarla, koleksiyonlar olmayanlarla pazarlık etmiyorum dostlar. Ve çok pinti olanlarla pazarlık etmiyorum açıkçası. Bir de şöyle hani bir deli gibi bir ürün getirseniz böyle dükkana bir 100 milyon falan eden. Ne kadar sevineceğim de 124 milyon paramız kalmış. Bizim 1 milyar dolarımız vardı. 1 milyar dolar. Tamir et kitle şu kötü durumda olan ürün de, iyi durumda olan ürün de tamir edilecek. Satış yapsak var ya çok iyi gelecek de. Sahte ürünleri çoktan canım, onlar halledildi. Onlar halledildi zaten, sahteciliğe girmeme de ramak kaldı bak. Misal sahteciliğe girsem bu zaman yolcularıyla bağlantılı yüzük bayağı iyi paraya götürülür. Bu 8 milyonluk ürün iyi paraya götürülür abi. Ben sahteciliğe giriyorum ya. Tekrardan çaktırmadan çıtır 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 saplarız. Minik böyle hani çıtır adımlarla yok ederiz, anladın mı? Biz hani bokunu çıkara çıkara yapıştırıyorduk millete. Lan araba ne güzel halbuki. 960 bin diyor. Abi sen çok cimrisin yani, senle neyin pazarlığını yapacağız? Bak bu iyi durumda gibi. Bak ben buna 5 milyon harcamışım. 3 milyon 555 bin harcamışım. 8 milyon 551 bin dolara al. 7-9. Bari bir 5 milyon kar etseydik be. Bir tane ürün satılıyor, ondan da 5 milyon kar. Ben garanti giriyorum abi sahteciliğe. Yani kötü yola düşmeden bu iş zor. Olmaz abi, buna da misal ben en az 33 milyon 178 bin isteyeceğim. Evet, vermiyor. Çok pintiler. Çok pintiler. Gelen herkes çok pinti. Ya da adam akıllı ürün getirmiyor. Ha bak bunun durumu gene iyi gibi ama. Bu ürüne 50 milyon 32,5 diyor. Ya ben buna bir 50 milyon isterim ya. Vermez 50 milyon. Ben sahteciliğe girişiyorum hocam. Beyin yıkayıcıları ya da bak beyin yıkayıcıları sallama. Beyin yıkayıcıları sallama, kimi sallayacağız biliyor musun? Analistle şanslı kişiyi böyle dip def edeceğiz. Analiste şanslı kişinin yerine, yani geldikleri zaman kovar alırız. İki tane de sahteci alacağız. Hatta üç sahteciyle bile çalışılabilir. Beyin yıkayıcılardan biri atılır. Bir tane beyin yıkayıcı yeter de artar bile bize. Hatta beyin yıkayıcıları varken polisin bizi korumasına gerek bile kalmayabilir. Ne kadara satıyorsun bunu? 1 milyon. Yok ya, 1 milyonluk ürünler para etmez. Bak bu da 5 milyonluk ürüne ufacık bir şey getirdiğine göre kesinlikle sana umduğun parayı vermeyecek.
Sahte ürün. Hadi bakalım. Bak bu altın çağ ile bağlantılı ürünü sahteleyip böyle bilmem ne eski sahibi falan diye bir satarsın var ya. Ama işte sahteci gelmesini bekleyeceğiz. 2 milyona alsam misal bunu ne kadara bırakırsın? 2'ye bıraktı mı? Çok iyi. Abi 2 milyona bıraksan üf, öyle bir sahtelersin ki. Hanımefendi bunu da bir 10 milyona okutsak size. 10 milyon 180 bin desem misal. 11 milyon oldu. 10 milyon 180 bin. 9.400 son. İyi var yani. 4 milyon kar elde edelim. Gümüş koleksiyon çağı. Bruce Fee eski sahibi. Yok vermez. Bu da istediğimiz rap aslında gerizekalı verebilir. 35 milyon. 60 milyon alırım ben buna taş ya. Ya vermez abi. İyi bir ürüne benziyor. Milyonu almışım. Normalde sahtelemeyi planlıyordum da. 5 milyon verirsen al git. Oho bunlar kafayı yemiş abi. Bunlar kafayı yemiş. Madalyon kötü durumda. Kötü durumda 2-300. Bunu tamir edersek o zaman bu deli para eder ya. 2 milyona kötü durumdaysa tamirden sonra bir 10 milyona gideri var. 10 milyona satılır diye tahmin ediyorum. Var mı sahteci? Hayda, sahteci yok. Abi 3 değil bir tane bile sahtecim yok ki. Yani keşke sahtecim olsa. Bak bu tamir edildi, bunun fiyatını öğren. Bu tamir edilecek. Bunun direkt gerçektir onayını al. Bunu beklet, bunu tamir edeceğiz. Yok yani sahteci yok dükkanda. Daha doğrusu çalışmak isteyen sahteci yok. Yani dükkan seviyemiz en üst düzey ondan dolayı galiba. Bak en şahane yer isimli yerdeyim. Haftalık 30 milyon mu alıyor benden? Abav. 12 milyona kılıç. 13.800'e diyor. 10 milyona bırak alayım. Milyon vermez buna. Yok mu şöyle eli açık bir müşteri ya? Azıcık para kasalım ya. Eli açık müşteri istiyorum abi. Eli açık müşteri. Bak bunun eli açık. Biraz beyni var ama eli açık bunun. Ve koleksiyoner. Bu bize bence umduğumuz rakamı verir abi. 31 milyon 516 bin diyeceğim de vermeye de bilir. 26.500 son. Ver anasını satayım ya. 15 milyon kar yani nereden baksan. Dükkan işlesin. Öyle duruyor dükkan yani. Ağzı gözü kaydı. Beyin yıkayıcı, güvenlik, tamirci. Bunun fiyatı bu mu gerçekten? 2-300 mü? O kadar tamir ettik. Hiçbir şeye yaramadı o tamir. Şu tamir ettikten sonra iyi para etse bari. Buna bilirkişi bakacak. Bilirkişilerin işi yarın bitiyor. Diğer tamircinin işi de yarın bitiyor. Minecraft kazmasının ederi iyi aslında. 24,5 milyon da. Sevgili Kutsal Semizotu Prime'ın avantajıyla 12. ayında teşekkür ederim. Kutsal Semizotu sağ olasın. 12. ayın kutlu olsun. Hoş geldin yayına. 8600. 8600'e satarım ben sana onu. Koleksiyoner değil 50 milyonluk ürünü almaya geldi. Koleksiyoner olmadığın halde 100 milyon verirsen al lan. 65'e de babayı alırsın affedersin ama. 8 milyonluk ürün. Okey pazarlık edilebilecek biri gibisin. 60 milyona ne dersin? Direkt kaçtı. Ya o iki ürün belli abi bak bu 60 milyon. Bu 80 milyon. Tamam mı? 80 milyon, 60 milyon. Bu robotta 100 milyon. Bunların ederi belli. Bunlar dışındaki ürünlere hani bir uygunluk yaparım. 22 milyon. İyi durumda. 32 milyona bırakırım diyor. Oho.
Oho paşam. 20 milyon veririm daha da babayı alırsın. 19.800 oldu. Bir saniye öyle deme öyle deme. 22 milyon vereyim. Direkt kendi fiyatı ya. Evet abi 19.800 oldu deyip res çekmeyeceğim. Demek ki herkese res çekmeyeceğim bu alemde. Onu anladım ben. Herkese res çekersen billurlardan tutup dükkanın envanterini tersten okutuyorlar abi. Şahsen bana dükkanın envanterini tersten okuttular. Ben bunu hissettim. Arkadaş 2 milyonluk ürünün dükkanında ne işi var ya? 2 milyonlukları aldık böyle. 1 milyoncu gibi oldu dükkan ya. Tamirci, beyin yıkayıcı, güvenlik, tezgahtar. Allah'a 1 milyoncu gibi oldu dükkan ve sahtekar gelmedi hala. Sahteci gelmedi. Hani bitmişti aşkım. Şey derler ya hani bebeğim. Parası biten Yahudi eski defterleri açarmış diye. Hayatım ben Yahudi olduğumu keşfettim. Parası bitme kısmı hariç şu an birebir uyuyor yani. Okey çok cimri bir müşteri değil. Misal 9 milyon 59 bin versen yeter. En azından 5 milyon kar elde etmiş olurum. Eyvallah abi. Efendim sevgili Arda Prime'ın avantajıyla 4. ayında. Selamlar abi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Arda'cığım sağ olasın. Ya sahtekar olacağım, it uğursuz olacağım. İmkan yok dostlar. İmkan yok anlıyor musun? Yok bu 10 milyon vermez yani. Şundan aldım geçen elimde patladı. Dükkan gene 1 milyoncuya döndü anasını satayım ya. Lan götürsenize şöyle bir 30-40 milyonluk itemler. Şu dükkan cazımız bir bayram etsin. 11 milyona sahte. 10 milyona bu ürün sahte deyip 2 milyona alıp bangalağın birine çaksam. Yok ama ürünü biz sahteleyelim ya. Dışarıdan böyle sahte ürün almayalım. Ürünü biz sahteleyelim. Kendimiz yapalım. Oho. 12 milyon 92 bin dolar verir misin bana bunun için? 7 milyon kar. Yaşasın abi. Kötü durumda 2 milyon. Orta Çağ ile bağlantılı Hideo Kojima'nın eski kitabı. İyi para eder inşallah. 1,5 milyon veririm. 1.800 sonra. Bir sezonda full sahtekar olarak akar bence biraz zaman geçsin. Hayatım günü kurtarayım. Günü kurtarayım halledeceğim. Efendim sevgili Alp 6. ayında teşekkür ederim Alp. Sağ olasın. Aha sahteci iş arıyor süper. Ne yapıyoruz abi sahteci iş aradığına göre? Analizciyi kol. Al bakalım sahteciyi. Puh puh. Kolları sıvama bak Dico. Şimdi bu ürünlerden bak bu sahtelenir. Bunların zaten fiyatının yüksek olma sebebi belli. Bu sahtelenir. Önemli bir etkinlikle bağlantılı. Şunun eski ürünü falan dersin anladın? Başka ne sahtelenir abi? Bu kitap sahtelenir. Bunlar tamir görüyor. Şu da tamir görecek. Bak bu da sahtelenir. Daha nasıl sahtelenecek ya? Bağlantı verecek. Ay 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 ay. 1 milyoncuya dönen dükkanı hareketlendirme zamanı çoğu. Gel bakalım 5 günde sahtelesin şunu. Bize bol bol sahtekar lazım. İyi günler efendim. Giyim kategorisinden efendim. Buyurun efendim. 35 bin lira. Çok şükür, çok şükür. Efendim sevgili Hayden Blade. Primer avantajıyla aramıza katılıyor. Teşekkürler Hayden Blade. 3. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Hayatım yeni sezonda full sahtekar olarak oynarım ama dediğim gibi bugün bir günü kurtarayım. Böyle birkaç bölüm daha bana malzeme çıkarsın. Oyun öyle şey yaparız, öyle salarız. Bak şimdi bir fokusumuz var, bir amacımız var. Nedir bu amaç? 5 milyar dolar para kazanıp görevi tamamlamak. Mükemmel amaç değil mi? 16 milyon 135 bine bırakayım bunu sana. Normalde 20 milyon eder de. Gerek yok ya. 10 milyon kar etsek yeter. Ne olacak? 15 milyon karda da gözümüz yok. Biraz dükkan işlesin. Para gelsin gitsin. Bir para girsin çıksın dükkana ya. Teşekkür ederim Gökdeniz Kara. İyi yayınlar dileğin için. Çok sağ ol. Eyvallah. Ben bol bol sahteci arayacağım. Bak bu save'i birden aniden
Merhaba. Bunun da bir 50 milyonu var kanka. 26 milyona alamazsın sen onu. Ki 26 milyona çıkmıyor. Eski sahibi deden. Biz bunu güzel sahteler satarız. Yelkenli gemi oğlum her türlü gider. 5-300 son. Eyvallah baba. Otomatik taret. Şş, olmadı. Olmadı. Ablacım buna 60 milyon verecek tip yok sende. Sen milyara erişmedin mi? Yeni dükkan aldık. Yeni dükkan alınca böyle oldu hocam. Yeni dükkan alınca bütün mal varlığın bitti. Bu da bir sahtelenir var ya. Sahteci var mı sahteci? Yok. Çok kötü durumda. Abi tamir etsek de para etmediği için. Artık bu arada iyi bir alıcı gelebilir mi? Oo, iyi durumda kemer. 7 milyona versene tamir ederiz. 10 milyon eder. 10 milyona satarsın yani en baba. 1 milyonluk ürünle ilgilenmiyorum. Bu nedir hocam? Sahte ürün. Ama ne bileyim kutusu falan çok ilginç geldi. 31,5 milyon. Bağlantılı ve eski sahibi falan belli. Sahte değilse müthiş ürün. 31,5'a. Ağzımın suyu attı. 25 milyona verir misin bana bunu? 35,5 diyor. Bir ters psikoloji yapalım. 24 oldu, 33 son. Beynini bir yıka. 30 milyona ver bana. Ben bunu 60 milyona okuturum zaten. Ben bunu 60 milyona okuturum. Şimdi bak beyin yıkayıcılardan en az biri kalsın dükkanda, bunlar iş yapıyor. 20 mi de 20 bilmiyorum. Bu ürüne geldi. Merhaba, ben bunu 30'a aldım, 35 diyor. 60 milyona satacağım ben onu. Sen buna 80 milyon vermezsin. 40 yılın başı böyle bir uygun müşteri gelse yapıştıracağım da 50 milyon 30 veririm diyor. Lütuf buyurdun. Gerçekten lütuf buyurdun hani. Ederi kadar fiyat veren birilerini gördüğümde artık gerçekten seviniyorum. Sade eşyaları arka yat. Sade eşyaları arka yat derken dostum. Kitleyim dükkana full iyi ürünler için mi gelsinler? Pahalı ürünler için. Mantıklı diyorsun aslında. Buna bir belge alırız. Bu bir tamir yer. Bu bir şey yer. Bilir kişiden bir onay yer. Şu tamir yiyecek. Şu ikisi bilir kişi bekleyecek. Yani gelecek gün. Var mı sahteci? O sahteci iş arıyor ama yani 3000'lik. Abi sen koleksiyoner değilsin. 37 milyon veririm diyor. 60 milyon istesem 38,5 yok. Ya istese de çıkamıyorlar yani. 60 milyon çok diyeceğim, satılır o fiyata. Bronz koleksiyon çağıyla bağlantılı. Antika taht 20 milyon. Pinti değil. 14.800'e veririm diyor. 10 milyona verin mi be abim? Vallahi mi? Niye 10 milyona verdin? Ben korktum şimdi. Ben ürktüm. 20 milyonluk eşyayı 10 milyona kapattık. 5.4 ilgilenmiyorum. Sahte ürün. 5 milyonlukla niye ilgilenmiyorum? Kar payı az abi, kar marjı az. Beyinsiz aslında da gene 50 milyon vermez buna ya. Biz buna 50 milyon verecek adamı denk getirdiğimizde zaten laps diye yapıştıracağız. $8.1 milyon. Yani iyi fiyata bırakırsan misal 4 milyona tamir edilir, satılır. Geleneksel Kore tacı. Bak bu Elon Musk'un tacını bir de sahteler böyle bir dönemle falan bağlantılı hale getiririz var ya, üf. Ne iş yapar biliyor musun? Sattım 5 milyona. 5 milyonluk araba dursun. Sen neyi almaya geldin bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Abi dükkanda ürün kalmadı. Şimdi bunlar doğru. Buna bir gerçektir alınacak. 30 milyon ediyor bu. Bunu sahteleriz. Kitle, kitle, kitle.
Buna bir gerçektir al. Bu sahtelenemiyor çünkü. Gemi sahtelenecek. Bu da sahtelenemez. Şunları bir tamir ederiz. Ama hala kitabın tamiri sürüyor. Sayın hocam sahteci var mı? Ne yazık ki yok. Bütün dükkan öğe dolu. Yani 22 tane öğem var. Aynı save'den devam Lofty Oval. Şey yapmaya çalışıyoruz. 5 milyar dolar kazanmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Planımız, amacımız bu. 5 milyar dolar. Ama gerçekten zor olacak gibi çünkü hani gelen müşteriler hakikaten pinti şey değiller ya da çok kötü ürünler getiriyorlar. Artık hani tıklayıp bakmıyorum bile. Anlıyorum ne olduğunu. Ve buranın haftalık ederi 30 milyon arkadaş. Ben bilsem oyun bitecek diye rushladım. Bilsem büyük dükkana zıplamazdım ki. Dolandırıldık. Şunu da tamir eder misin? Dolandırıldık. Buraya tamir, buraya şey, sahtelenir ürün. Sahtelenebilecek bir ton ürün var. Sahte eşya kaçakçılığına karşı savaş veren polis teşkilatına bağışta. 10 milyon para verirsem dükkana hiç sahte ürün gelmeyecek. E tamam, dükkana sahte ürün gelmez. Biz de o ara bir yandan arkada millete sahteleyip çakacağımız ürünleri hazırlarız. Okey abi, 14 gün boyu sahte ürün gelmeyecek dükkana. 54 milyon, vay anam babam. 69 diyor, saçmalama. 50 milyona bırak bana bunu. 65, sen kafayı yemişsin. E tam 54 milyon vereyim. Ederini veriyorum bak, ederini. Eyvallah. Ulan zor kurtardık paçayı ya. Ama dükkanda para kalmadı dostlar. Yani bugün birine kendimizi kaktırmak zorundayız. Ablacım bak, Allah'ın varsa şuna 53 milyon öde de bari. 30 milyon cebimiz para görsün. Bir dur ya. 48 milyon 945 bin diyelim. Bak 53 değil. 48.945. 25 milyon. Abi dükkana para gelsin. Ağzımız, gözümüz, şeklimiz, şemalimiz kaydı. Ablacım onu veremem. O ürünün işi var. Robocop'u almaya geldin. Allah'ın varsa şu Robocop'a 100 milyon ver de bir gideyim ya. 10 milyon mu? Lan. 10 milyona satsaydım bu arada sistem 32'yi silerdim. 82 milyon diyor. Ver 100 ver. 89 son. Lan bir ürünün kendi kadar kar edeceğiz neredeyse. 48 milyon. 49 milyona mal ettik de 40 milyon kar. Ya normalde beklerim kanka da. Nakit lazım dükkana. Nakit. Nakit lazım da dükkana. Artık bundan sonra pintiyiz. Sen iyi bir alıcıya benziyorsun aslında. Bak bunu sana ne kadara bırakırım biliyor musun? 7 milyon 937 bin 500'e bırakırım bunu sana. 5 milyon Allah bereket versin. Güzel araba. Ablacım çok pintisin. Aha. Mal. Parası var. Koleksiyoner. 60 milyon. 60. Tam öteki Robocop'un acısını aldık abi. Robocop'un acısı alındı. Kardeşim bu ürüne de şöyle 9 milyon 378 bin veriyorsun. Alıp gidiyorsun mis gibi 5 milyonla. Bak Robocop'un acısı alındı abi. Robocop cepte. Şimdi bu 25 milyon oldu. Bunu satmıyorsun tabii ki. Kitle. Çünkü dükkanda sahte ürün gelmeyecek dükkana. Sahte ürün gelmeyeceği için avlanırız abi böyle. Kalırız ortada yani, anladın mı? Böyle sırıtır kalırız. Sırtarırız. Bunu bir şey yap. Sonra gene sahteleriz. Bunu kitle bekle. Bu satışta kalsın. Bu tamir oluyor. Bunu da tamir et. Şu arabada tamir olacak. Ben buna da sahte çakacağım da işte. Gerçektir alıp sahte mahte çakacağım. Sahteci. Lan kademe 3 ver işte sahteciyi ya.
Kademe 3 ver sahteciyi. 3 ver çalıştıralım, bir yandan arka planda sahte ürün hazırlıyoruz. Eski sahibi anneanne. Anabacı karıştırma anabacı. Koleksiyoner mi değil mi bilmiyorum, o yüzden şey yapmadım. Bilir kişi de maşallah yani. Bir tane ürünü bilemedi abi bilir kişi. Neyi biliyor acaba bilir kişi? Dayı ürün getirmeyin de ürün alın mı? Ya da ürün getiriyorsanız şöyle ne bileyim bir 50 milyonluk falan bir şey getirin kapatayım. Diyeyim elhamdülillah güzel kapattık yani. Bunun fiyatı öğrenilecek. Bu tamir görüyor. Sahteleyeceğimiz ürünleri bir kitleyelim mi bak. Yuan Hanedanı hıdıbıkla. Oyunun eski sahibi Tanek ve Fizz. Bak bunun bir dönemle bağlantısı yok. Bunu sahtele. Altın koleksiyon çağıyla bağlantılı. Bunu da sahtele. Bu ikisi sahteyi yiyecek, tamam mı? Çünkü bunlar şey böyle. Sahtelenebilir. Bu sahtelenemez. Bu sahtelenemez. Bu sahtelenemez. Gemiye sahteyi çakacağız. Gemiyi ittireceğiz. Bu da sahtelenebilir ha. Gemiyle şu ikisi sahtelenebilir. Bu sahtelenemez. Bu sahtelenemez. Bu sahtelenemez. Bu da sahtelenemez. Buna sahte çakılabilir. Buna tamir çakılabilir. Güzel, 50 milyona iyi araba aldık yalnız. 50 milyona iyi araba kapattık abi. Allah bereket versin. Harbiden güzel kapattık. Var mı sahteci? Vay arkadaş, sahte yapmak ne işe yarıyor? Daha çok para kazanıyor. Yani normalde ürünün ederi atıyorum 10 binse 50 bin falan oluyor, anladın mı? Bak normalde şu ürünün ederi 8 milyondu. Biz buna 4 milyonluk bir masraf yaptık. Şu an ederi 25 milyon. Hani burada zeka seviyesi düşük olan birini görüp atıyorum bak misal bu. Buna istediği fiyattan kerktireceğiz, anladın mı? Bu salak da pazarlık yaptım zannedecek yani. 40 milyon versene. Bu salak da oley pazarlık yaptım hani ucuza kapattım falan zannedecek. Bu iyi para edebilir bu arada. Bu sürprizi oynayabilir. Biz bunu 1.5'tan kapatalım. Bunun sürprizi oynama kartı var abi. Hmm. 60 milyon isterim buna. 4500 veririm diyor abi, çok uzaksın. Hani belki böyle 50'lerde bir şeyler desen, 50'lerde seyretsen okey de. Yok bak bundan da koparamayız. Pintilik durumu iyiydi ama çok akıllıydı. Çok akıllı olandan da koparamıyor. Birader bak dükkan item dolu, bana item getirmeyin, benden item alın. Sahteci. Tier 3. Olay be. Tier 3 sahteci. Koy şanslı kişiyi. Al sahteciyi. Şükür be. Bak bunlar tek tek sahtelenecek. Bu ürünler tek tek sahtelenecek. Bu da sahtelenir. Bu da sahtelenir. Şuna gerçektir al. Bunun fiyatını öğren. Bunun da fiyatı öğrenilecek. Bu sahtelenecek. Bu tamir görüyor. Bu da tamir görsün. Var ya mis gibi oldu ha. Yani 5 milyar dolar kazanmaya amaçlıyoruz. Güzel bir başlangıç yapalım böyle bu bölüm. Günün son oyunu mu? Efendim büyük ihtimalle günün son oyunu. 100 milyonluk yat mı? Abi. 70 milyona bıraksana, bir de iyi durumda. Ben bunu çok iyi duruma getirdim mi var ya üf. Ben bunu çok iyi duruma getirdim mi böyle bu yattan iyi para kazanacağız chat. Bak 100 milyon ederi olan 70 milyonluk yat aldık. Biz bu yattan iyi para elde edeceğiz abi. Yüz milyonluk yat gelmiş yani, şu saatten sonra görüp görebileceğiniz en tok satıcıyım. Bak kral, çok bir şey istemiyorum. Şundan bir ürünün ederi kadar kar yapayım, 35 milyon veririm son diyor. Çok akıllı herif bak. Pinti değil ama çok akıllı yani. Bunun verebileceği maksimum bu. 100 milyonluk ürün kapatmışız, lafı mı olur ya?
Lafı mı olur? Normalde çok daha iyisini yaparız da. 100 milyonluk ürün kapatmışız abi. Mis. Şunun fiyatı öğreniliyor. Buna gerçektir alınıyor. Yatı bir tamir et. 5 milyona tamir ediliyor. Bak bu tamir edildi, fiyatını bilmiyoruz bunun. Araba tamir edildi, fiyatını bilmiyoruz. Bak bir yandan böyle sahte ürünler hazırlanıyor baba. Millete çakacağız. Bir sahteci daha son kademeye. Aga bilir kişilerden bir tane yeter. Ver sahteci. Üf. Gel. Sahte. Oy 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 oy. Bu arada sevgili dostlar, 10 gün boyu bize sahte eşya gelmiyor kesinlikle. Aldığımız ürünlerin %100 gerçek olduğunu bilmenin rahatlığıyla hareket edip oynanışımıza devam edebiliriz. Ve sevgili Bantraş, Prime'ın avantajıyla ikinci ayında iyi oyunlar dileğini iletiyor. Teşekkür ederim efendim sevgili Bantraş. Hoş geldiniz, merhabalar. 22 milyon. Normalde ederi 23. Ablacım bak bu 15 milyon. 15 milyon yani fazla etmez. Alırken ürünü öldüreceksin, satarken de diyeceksin ki baba bak bana 50'den geldi. Ne kadar istiyorsun bunu? 6 milyon. Aa, ben de bir şey getirdin sandım. 13 milyonluk filozof taşı. Niye 13 milyonluğu almadın? Ya eyvallah, al sat yapılır da. Ben daha çok şu tarzdan para kazanmakla ilgileniyorum. Hani 25,5 milyon etmiş bu arada. Çok iyi. Şuna bir gerçektir al. Bunun fiyatını öğren. Bu tamir edilecek. Hani ben istiyorum ki abi ya tamir edip satayım ya sahteleyip satayım. Bak bu ürünün sahtelenmesine bir gün kaldı. Tamir edeyim, sahteleyeyim. Bir şekilde böyle bir yüksek kar oranı elde edelim. Her şeyin fiyatının bir süreliğine artacağını. Biz satarken kar ederiz. Ya da işte sahtelenecek ürünleri alırız sadece. Her şeyin fiyatı bir süreliğine artacaksa ben bu arkadaşa bu bıçağı 31 milyon 440 binden saplamayı denesem. Aa, alıyor galiba. 29 milyon son. Oy. 31,5 milyonluk kristal kafatası. 41 diyor. Ablacım sen bana onu 31 milyona ver. 31,500 son bak. Tam ederini verdim sana. Bazıları uyanık var ya, kar ettirmiyor. Tam ürünün ederini alıyor ama ben o ürünü tamir edince her türlü kar elde edeceğim. Güzel bak, en azından günün sonunda yüksek ederi olan ürünler getirmeye başladılar. O çok iyi. Bak ürünün sahtelenmesi tamamlandı. Görüyor musun? 8 milyon eden. Ay aşkım teşekkür ederim bebeğim benim. O sen güzel baktın lan canımın içi. Oy bebeğim. Ay. Bu arada bir şey 100 milyon ediyordu artık. 120 milyon. Şunu da bir tamir et. Aa, 120 milyon ne? Aa, bu da sahtelenebilir. Başka ne sahtelenebilir? Gemi. Biz gemiye mi sahtekarlık yapalım? Kimle konuşuyorsun? Abi kendi kendime, ben deliyim. Sevgilim varmış gibi takılıyorum. Biri bana iltifat etmiş gibi. Ay teşekkür ederim falan diyorum böyle. Arada bana gözüküyorlar biliyor musun? Bana aldırış etme, devam et. Barış daha deviren hoş geldin, merhabalar. Selamlar gezgiren, hoş geldin, merhabalar. 100 milyona rehine item. Alırız canım. Yani 100 milyonluk rehine itemse alırız. Yok abi, gelen müşteriler çok pinti. Bak bu pinti değil, koleksiyoner bunu almaya gelmiş. 6.8 milyon 10 milyon teklif ediyor. 14 milyon 560 bin desem. 13.600 yeter abi, 9-10 milyon kar mis gibi. Bu arada var ya çok sağlam ürünler. Üf bir saniye. 73 milyon mu dedi birinin ederi? Araba 73 milyon ediyor. Şuna bir gerçektir onayı al. Bu biraz hayal kırıklığı yani. Bir 8-10 milyon eder diye düşündüm.
Bu sahtelenecek. Buna da bir gerçekler onayı alalım. Bu tamir ediliyor. Bu da tamiri bekliyor. Şu yata gerçekler onayı alacağız. 120 milyonu. Bak şimdi polis sevgili dostlar dükkana sahte ürün gelmesini engelliyor. Polis dükkana sahte ürün gelmesini engellerken biz sahte ürün kasacağız sevgili dostlar. 7 gün sonra sahte ürünleri piyasaya bir süreceğiz. Üf. 11 milyon. Baba bu bir de tamir görür var ya. Erebor Muhafızı abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Erebor Muhafızı. Merhabalar. Hoş geldin. ...11 milyon vereyim. Eyvallah. Dükkan ürün dolu yalnız. Ya ağzına kadar dolu yani dükkan. Arada bir şeyler satın alsanız hiç fena olmaz. Onun işi var. Ben ona az önce 11 milyonu aldım da onun işi var daha. Aha aha. O arabayla alakalı seninle pazarlık edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. 1 milyon ediyor. Bununla ilgilenmiyorum. Bu ürünle ilgilenmiyorum. Yani koleksiyoner olsa amenna da koleksiyoner değil. Ürünü sahteledikten sonra 11 milyon etmiş. Bak 24,5 milyon, 25 milyon, 11 milyon. Bu ürün sahteleniyor. Şu kitaba da bir sahte bas. Gemi sahteleniyor. Daha şuna sahte basacağız. Şuna bir tamir bas. Bunu iyi durumdan aldık. Bu sahtelenemez muhtemelen. Bunlara gerçektir onayı alınacak. Yani bir yandan bilir kişiler, bir yandan sahteciler çalışıyor. Son bir tur oynayalım dostlar. Sonrasında save alıp ufaktan bırakalım. Abonelik bitmiş. Tekincim canına sağlık. Mitsel. Bunun hiç mitselini görmedim de 34 milyon. Etmez be. Eder mi? Çok bilgili değil. Pinti mi değil mi onu bilmiyoruz ama koleksiyoner. Sahte olma şansı zaten yok. Dünyadaki eventlerden 6 gün boyu sahte ürün gelmiyor. Sahte olma şansı zaten yok. Ama gerçek ederi ne kadar acaba? 25 milyon desem bırakır mısın? Bıraktı ama yani 10 milyon düşüğe bıraktı abi. 10 milyon düşüğe bıraktıysa demek ki gerçek ederi ne kadar kim bilir. Sevgili Ahmet Ahmet Primer Avantajı ile ikinci ayında hoş geldin Ahmetciğim, merhabalar. Hoş geldin, çok teşekkür ederim. Aboneliğinin ikinci ayı kutlu olsun. Aa, merhaba. Bak ben 25'e aldım, normal fiyatıyla ilgilenmiyorum. 25'e aldım 60'a bırakırım. 50 diyor. Okey abi. Bir ürün kadar kar ettim. Bak dükkana girdiği gibi satıldı. O yüzden sattım. Normalde bakardım hani etine budune. Bir ölçeyim biçeyim diye. 25'e aldım. 30'a sattım mis gibi. Nasıl, bir saniye. Nasıl, biri bize nasıl sahte ürün yolladı? Pepe Lekos. Primer avantajıyla 3. ayında. Teşekkürler Pepe Lekos. Hadi bak bunları biz sahteledik. Şunu da biz sahteliyoruz. Benim sahtelemeyi düşündüğüm ürün zaten sahte çıktı. Ne yapacağız abi? Zort. 6 milyon için kendi götümü riske atmam. Benim sahte yapmayı düşündüğüm ürün sahte çıktı abi. Sahte yapar para kazanırım diye düşündüm. Adamlar zaten bana sahte ürünü vermiş. Sahte ürünü sahte yapamadığım için de armut gibi kaldım ortalıkta. Al. Evet dostlar, bugünü de oynayalım. Save alsın ve ufaktan yayın akışının burada sonuna gelelim. 30 milyonluk ürüne geldin de yani gelenler de çok pinti. Neyse, bence biz kurtarabildiğimiz kadar iyi ürünler ve iyi paralar kurtardık. Yani tereciye tere satmaları harici, bir yandan sahte ürün kaktırmaları harici hiçbir sorunumuz yok. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir dostlar.
Ama bak bir tane sahteci boştaymış. Onu artık gelecek bölüm çalıştırırız. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.